Ticaret şirketleri, ticaret şirket türleri, ticaret şirketleri, kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir. Bu kanunda kolektif ile komandit şirket, şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermaye şirketi sayılır. Evet, ticaret kanunu şirketleri ikiye ayırmış. Birincisi şahıs şirketleri, kolektif ile komandit şirket. İkincisi sermaye şirketi olan özel kişiliğe sahip şirketlerdir. Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket. Şahıs şirketi değil. Sermaye şirketi olan üç şirket türünden biridir. Evet, bunun ayrımı önemli. Kolektif ve komandit şirketin şahıs şirketi olduğunu, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ise sermaye şirketi olduğunu bilmeliyiz. Güzel kişilik ve ehliyet. Ticaret şirketleri güzel kişiliğe aittir. Haizdir. Yani güzel kişiliğe sahiptir. Evet, ticaret şirketleri Türk Medeni Kanunu 48. maddesinde çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçlarını üstlenebilirler. Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla Türk Medeni Kanunu'nun güzel kişilere ilişkin genel hükümleriyle bu kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu'nun adi şirketi dair hükümleri her şirket türü niteliğine uygun oranda ticaret şirketler hakkında da uygulanır. Sermaye koyma borcu. Kanun da aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak para, alacak, kıymet devrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri mülkiyet hakları, taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, kişisel emek, ticari itibar, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, atlar ve işaretler gibi değerler. Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değer olan diğer haklar devralınabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer konabilir. Yani bir ticari şirkete, sadece para konmaz. Güzel şirkete para alacak, kıymet devrak, sermaye şirketlerine ait paylar, fikri mülkiyet hakları, hatta emek önemli, ticari itibar dahi konabilir. Ticari işletmeler farklı olarak devredilebilen elektronik ortamlar, alanlar, hatlar ve işaretler gibi değerler, maden ruhsatnameleri, bunun gibi ekonomik değer olan diğer haklar, yani her türlü değer konabilir. Ahlaka aykırı olmadığı sürece her türlü nakdi ve aynı de her türlü değer ticari şirkete konabilir. Her ortak usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. Evet, her ortak usulüne göre düzenlenmiş ve şirket sözleşmesiyle koymaya taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilir kişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar, tapuya şerh verildiği fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler varsa özel sicillerine bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde aynı sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt iyi niyeti kaldırır. Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan aynı bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri resmi şekil aranmaksızın geçerlidir. Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınan sermaye konulmasının borçlanılması halinde şirket diğer kişiliği kazandığı anayip ve üzerinde maliyet sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir.
Evet, dördüncü madde önemli. Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınır sermaye olarak konulmasının borçlanılması halinde. Eğer bir sermaye olarak konulmuşsa paranın dışındaki değerler, sizler kişilik kazandığı an, yani şirket kurulduğu andan itibaren malik sıfatıyla doğrudan bunlar üzerine tasarruf hakkına şirket sahiptir. Taşınmaz mülkiyetin veya diğer aynı bir hakkı sermaye olarak konulması halinde şirketin bunun üzerine tasarruf edebilmesinin tabusunun tescil edilmesi gerekirken taşınmaz mülkiyeti, taşınmaz mülkiyeti veya diğer yana benzer taşınmaz mülkiyetine benzer bir hakkı sermaye olarak konulması için tabusunun tescili şarttır. Yani tapuda kaydı olmalıdır. Mülkiyet ve diğer aynı hakların kut sicilini tescil ile diğer sicillere yapılacak tescillerle ilgili bildirimler ticaret sicili müdürü tarafından ilgili sicilere resmen ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı sistemde bulunabilme hakkıdır. Şirket her ortağın sermaye fonu borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği gibi yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat sistemi için ihtar şarttır. Çağrı şirketlerine bu davayı ortaklar da açabilir. Temerrüt faiz, zamanında ifade edilmeyen yani ödenmeyen sermaye para ise 128. maddede gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla aksine şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede hüküm yoksa şirketin tescil anı itibaren temerrüt faiz de ödenir. Yani eğer sermaye borcu olan bir taraf kişi bunu ödemezse eğer bir şirket sözleşmesinde de aksine bir hüküm yoksa diyor tescil anı itibaren temerrüt faiz de ödenir diyor. Sorumlu olmaz. Sermaye olarak şirkete alacakların devretmiş olan bir ortak alacaklar şirkette tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koruma borcundan kurtulmaz. Evet, sermaye olarak şirkete alacakların devretmiş olan bir ortak alacaklar şirkette tahsil edilmiş olmadıkça sermaye borcundan kurtulmaz. Yani bir taraf dedi ki ben bu şirkete sermaye olarak işte şu kadar alacağım var veya belirli miktarda bir açık çek alacağım var veya farklı bir şekilde bir alacağını şirketin sermayesine koydu. Şirket bu alacağı tahsil etmediği sürece o sermaye koymayı vaat eden kişi borcundan kurtulmuş sayılmaz. Hala borçlu olarak devam eder. Yani şirket o borç o alacakla bağımlı değildir. O kişi, vaat eden kişi her şekilde o borcuyla sorumludur. Alacak vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça vade gününden muaccel ise şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirkette tahsil edilmelidir. Yani alacak sermayesi vaat eden kişi için veya şirket için bu alacağın vade gününden muaccel ise şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirkette tahsil edilmelidir. Alacak sermayesinin bir ay içinde şirkette tahsil edilmesi gerekiyor. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkı haklı kalmak şartıyla sürenin bitimine itibaren geçecek günlerin temel faizini öder. Yani alacak sermaye olarak vaat edilen alacak eğer bir ay içinde ödenmezse ayrıca temel faiz ödenir. Alacak kısmen tahsil edilmişse yukarıda hükümler tahsil edilmemiş olan kısım hakkında da geçerlidir. Sermaye olarak konulan ayınlara nakit değil ayınlara bilirkişi tarafından biçilecek değerler ilgililerce kabul edilmiş sayılır. Yani
Örneğin taşıt olarak sermaye koymuş bir kişinin taşıtlarını veya taşınmazlarını bilirkişi değer biçer, bilirkişi değer biçer. Herkes de bu değeri kabul etmiş sayılır diyor bu madde. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa sermaye olarak konan ayınların mülkiyeti şirkete ait haklar şirkete devredilmiş olur. Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle iflas kararlaştığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez. Evet, faiz ve ücret almak. Kanunlarda aksi hüküm yoksa şirket sözleşmesiyle ortakların koydukları sermaye için faiz ve şirkette hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir. Ortakların kişisel alacakları. Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin şirket alacaklısı hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kar payından da şirket tespit olunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kar ve tasfiye payı üzerine haciz paya gelir. Evet, birini kişisel alacaklısı yani şirketin ortaklarından birisi üçüncü bir şahsa borçluysa diyor, hakkını şirketin bilanço gereğince o ortağa düşen kar payından ve şirket tespit olunmuşsa tasfiye payından alabilir diyor. Burası önemli. Yani üç ortaktan birisinin üçüncü bir kişiye borcu var. O alacaklı kişi şirketin bilançosu gereği kar payından veya şirket tasfiye edilmişse, feshedilmişse tasfiye payından da alabilir diyor veya üzerine haciz koydurabilir diyor. Sermaye şirketlerinde haciz istek üzerine pay defterine de işlenebilir. Şimdi bunun dışında alacaklar tüm ticari şirketlerin alacaklarını ortağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilmek bunun için de haciz yaptırabilme yetkisine de sahiptir. Birleşme bölümü ve tür değiştirme uygulamaları. Kavramlar. Evet. Ticaret Kanunu 134 ve 194. maddenin uygulanmasının şirket, ticaret şirketlerini ortak anonim şirketlerin pay sahiplerini, limited şirketleri, şahıs şirketlerin ve kooperatiflerin ortaklarının ortaklık payı, şahıs şirketlerindeki ortaklık payının, anonim şirketteki payı, limited şirketteki esas sermaye payını, sermaye paylara bölünmüş komandit şirketteki ortak payını, genel kurul, anonim, limited ve sermaye paylara bölünmüş komandit şirketlerdeki şirketlerle kooperatiflerdeki genel kurulu, şahıs şirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü şeklinde devam ediyor. Evet, burada bir tanımlar var, kavramlar var. Bu kavramları ilerleyen kısımlarda zaten göreceğiz. Bunu ayrıca okumaya gerek yok tek tek. Şirketler, şimdi ilke. Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle devralma şeklinde birleşme. Yani bir şirket diğerini satın alması için şunu diyor, devralma şeklinde birleşme veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri teknik terimle yeni kuruluş şeklinde birleşme yoluyla birleşebilirler. Evet, kanun buna müsaade etmiş. Yani iki şirketin birleşmesi, yeni kuruluş şeklinde birleşme, bir şirketin diğerinin tamamen satın alması, devralma şeklinde birleşme olarak tanımlanmış. Evet. Şimdi madde 136 ve 158. maddelerin uygulanmasında kabul eden şirket devralan, katılan şirket devralan. Evet, bu zaten anlaşılır bir şekilde kelimeden de anlaşılabiliyor kolaylıkla.
Evet, birleşme ile devrolan şirket, devrolan şirketin mal varlığı bir bütün halinde devrolur. Birleşme ile devrolan şirket sona erer ve ticaret stilinden silinir. Evet. Eğer şirket başka bir şirket tarafından tamamen satın alınmışsa o şirket sona erer ve ticaret sicilinden de tamamıyla silinir. Geçerli birleşmeler. Sermaye şirketleri, sermaye şirketleriyle kooperatiflerle ve devralan şirket olmaları şartıyla kolektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler. Şimdi sermaye şirketleri birbirleriyle birleşebiliyorlar. Kooperatiflerle birleşebiliyorlar. Yalnız C'de şunu diyor. Satın almaları şartıyla diyor, devralan yani satın almaları şartıyla kolektif ve komandit şirketlerle de birleşebilirler. Yani satın alan olma şartıyla şahıs şirketi olan kolektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler diyor. Peki şahıs şirketleri. Şahıs şirketleriyle devrolunan şahıs şirketleri şahıs şirketleriyle birleşebilir. A'da ve devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleriyle yani sadece satılan alamaz. Sermaye şirketini alamaz ama sermaye şirketine satılabilir, devrolunabilir. Devrolunan olmak şartıyla sermaye şirketleriyle C devrolunan şirket olmak şartıyla kooperatiflerle birleşebilirler. Ayrıca kooperatiflerle de birleşebiliyorlar. Evet, burası önemli bir konu. Burayı biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor daha doğrusu. Üçüncü, kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleriyle birleşebilirler. Zaten yukarıda da kooperatiflerle ilgili durum belirli. Evet, sermaye şirketleri şimdi özet olarak demek ki birbirleriyle ve kooperatiflerle satın almak şartıyla yani devralmak şartıyla komandit yani şahıs şirketleriyle de birleşebiliyorlar. Kooperatiflerle sermaye şirketleriyle ve devralan satın almak şartıyla şahıs şirketleriyle birleşebilirler. Tasfiye halindeki bir şirket mal varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla birleşmeye katılabilir. Evet. Ne diyor? Önemli. Tasfiye halindeki bir şirket, tekrar edelim. Tasfiye halindeki bir şirket mal varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olmasından satılan şirket olması şartıyla birleşmeye katılabilir. Evet, bunlar çok teknik olan detaylar. Birinci fıkradaki şartların varlığı devrolan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır. Evet. Sermaye kaybı ve borca batık haline birleşmeye katılmak. Şimdi sermayesi kanunun yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket şunu diyor, kaybolan sermaye veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek miktarda serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. Evet, eğer bir şirket diyor yani özet olarak zorunlu tutması gereken yedek akçelerin toplamının yarısı zararla kaybolan veya borca batık durumunda bulunan bir şirket kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batık durumunda karşılayabilecek tarzda serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa bulunan bir şirketle birleşebilir. Yani bir kısacası zarar eden ve batık olan bir şirket bu zararı karşılayabilecek öz varlığa, öz kaynağa sahip olan bir şirketle birleşebilir diyor.
Evet, birinci sıradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin değer olan şirketin merkezin bulunduğu yerin ticaret 20 gününe tutulması da şart, ayrıca kanıtlanması da gerekiyor. Madde 140. Devrolunan şirketin ortaklarının mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde devrolan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunmakları vardır. Bu istem hakkı birleşmeye katılan şirketten mal varlıklarının değeri, o hakların dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarının tahsil olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir. Evet, bu değer olmadan sonraki kısımla ilgili olan diğer burası. Değer olunan şirketin ortaklarının mevcut ortaklık payları ve haklarını karşılayacak değerde değer olan şirketin payları ve ortak hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Evet, bu kısım teknik konu devrolunmadan sonra, devir işleminden sonra devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına sahip ortaklığın aynı değerde oydan yoksun veya oy hakkına haiz paylar verilir. Devrolunan şirket mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında devralan şirkette eşit haklar ve uygun bir karşılık verilir. Evet, yani devrolunan şirketin de haklarını korumaya devam ediyor veya oradaki payların haklarını korumaya devam ediliyor. Devralan şirket, satın alan şirket, devrolunanın şirketin intifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanımak veya intifa senetlerine birleşme sözleşmesi yapıldığı tarihte gerçek değeri satın almak zorundadır. Evet, devralan şirketin bu senetleri alma zorunluluğu vardır. Ayrılma akresi. Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde ortaklara devralan şirkette pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akresi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. Evet, bu diğer videomuzda sermaye artırımı, ara bilanço, birleşme sonrası, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve diğer kısımlarla devam edeceğiz.